Hakkındaki iddiaları bir basın toplantısıyla açıklayacağını söyleyen Deniz Seki, 4 gün süren gözaltının yorgunluğunu atmak için şimdi dinleniyor. Mobil kullanıyor muydunuz efendim? Arabuluculuk yaptığınızı söylüyor. Deniz Hanım, uyuşturucu kullandığınızı iddia ediliyor, doğru mu? Esas konuklarının yanında alıyoruz soluğu. Hüsnü Şenlendirici ve Deniz Seki, aşkları ilan edildi edileli sahne partileri de oldular birbirlerine. Ooo, sahnede samimiyet had safhada. Ne diyelim efendim, Allah muhabbetlerini artırsın onların. Biz şu yakında çıkacak olan muhteşem Deniz Seki albümünden Adaletsiz Seçim düetine kulak verelim. Şarkılara kısa bir mola verelim, Deniz ve Hüsnü ile keyifli bir sohbet gerçekleştirelim. Efendim, bizim aşıklar artık kaçıp göçmüyorlar. Aksine göğüslerini gere gere kameralar karşısına çıkmaktan keyif aldıklarını da söylüyorlar. Bir restorandan çıkarken ya da herhangi bir yerden çıkarken, girerken görüntülenmektense sahnede görüntülenmek çok daha güzel, hoş oluyor bizim için. İnşallah hep böyle görüntüler veririz. İş için kamera önünde olmaktan keyif aldığını söyleyen Hüsnü'nün hemen ardından Deniz giriyor devreye. Hem de sevgilisini tamamlayan sözleriyle. Hayatı paylaşmaktan daha kolay. Çünkü bizim işimiz değil mi? Evet. Efendim, bir itiraf var Deniz tarafından sırada. Taze evliler Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın düğününe Hüsnüsüyle el ele kol kola giren güzel kadın öyle bir itirafta bulunuyor ki. Bunu çok samimi itiraf etmek istiyorum. Belki Hüsnü de ilk defa duyacak. Arabadan inerken şöyle bir şey hissettim. Ya biz ne kadar kaçak göçek yaşarken, ne kadar zor şartlar altında yaşadığımız şeyin arkasında dururken, şimdi ikimiz bir arkadaşımızın düğününe el ele gidiyoruz. Bu bir yanardağın içinden çıkmak gibi bir şey. O zaman sohbet tam gaz devam ediyor Kıbrıs'ta. Deniz, Hüsnü'nün vazgeçemediği araba tutkusundan da oldukça dertliymiş meğerse. Ben aldırmıyorum ama alırsa da kızmıyorum çünkü... Nasıl yani ya? Ben araba alırken kimseden izin almam, sakın ha. Yanacaksak aşkımız için, yananın biraz da ne çıkar? Tamam, iki bölüm tamam. Devam edin. Sen de. Deniz Seki'yi mi bekliyorsunuz? Devam, tamam. Tamam, al gel şuna.
işte ya. Deniz'teki işte kokaini bunlar getirdi. Konuşuyorlar kendileri bir daha. Ama... Buradayım. Buradayız. Cuma bendeysen. Beyler yüklenmeyin öne doğru ya. Oğlum şu kafanı eğitme. Orkun kendini zorla bak. Buradayız. Gel be abi. Gel. Geliyor mu abi? O mu o Doğan? Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Yapsana abi. Ne? Beyler çekilin abi. Deniz Bey mi dediniz bunları? Bekliyor muydunuz tutuklanmayı? Ne diyeceksiniz tutuklanmayı bekliyor. Bekliyor muydunuz? Ağlıyorsunuz efendim. Neler hissediyorsunuz? Ne diyeceksiniz? Ağlıyorsunuz. Değil mi? Nesin var? Beyler açısanıza. Arkadaşlar ben gidiyorum. Müsaade edin lütfen arkadaşlar. Çıkış oluyor şeyi söyleyin. Çıkış oldu. Arkadaşlar. Arkadaşlar bak araç hareket edecek. Tamam abi çık buradan. Arkadaşlar. Yürü yürü yürü. Hop. Sadece avukatım gerekli açıklama yapacaksa biraz. Ya ne yapıyorsunuz? Kameralar arkadaşlar çıkar mısınız? Evet, yani. Bir gerçeğe dikkat çekiyoruz. İşte kelimelerin kifayetsiz kaldığı ve gözlerin dile geldiği aşk görüntüleri. Yorum sizin. Ne zaman
maskeli balaları bitirmeleri. Bizler de alışık olduğumuz için doğru dürüst insanları görmüyoruz. Yani hakikaten dürüst olmak insanı çok daha hafifletiyor hayatta. Hayat çok ağır zaten. Düşünsene Allah insana o kadar güzel bir şey vermiş ki akıllara durgunluk verecek derecede bir hediye ama emanet. Yani ne bileyim ben. Ne diyordum? Bir şey diyordum. Bir yere bağlayacaktım. Dur. Yani maske olayı. O yüzden bir de bunun içine, bu güzel bedenin içine bir vicdan çipi yerleştirmiş ki işte o çok fena bir şey. Vicdan çipi çalışıyorsa ve hakikaten vicdanlı bir insansan asla sahte yapamazsın zaten. Ya benim mesela düşündüğüm maske bence... takamazsın yani. Yani sayısı az olan kişilerden birisi olarak mesela ben sizi görüyorum. Ne kadar? Değil mi? Mesela Sezen Aksu gibi. Teşekkür yani ederim. Yani hani az hani özü her şeyi anlatabilen, ederim. İfade teşekkür edebilen ederim. Kendini. Ama hani sanki biz sizlerin değerini bilmiyormuşuz gibi geliyor. Ay kıyamam. Ne kadar mutlu oldum böyle bir şey. Yani gerçekten böyle hissediyorum mesela. Yani bir bilemiyoruz. Aa çok 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 mutlu oldum. Demek ki benim hedefim olan artık saplar, samanlar birbirinden ayrılsın dediğim yıllardır bunun için hakikaten birçok arkadaşımla da kafa kafaya verip oturup konuştuğum şey yıllar sonra gerçekleşiyor ve sizler de bizler gibi bizim sanat aleminde de yok mu? Herkes sanatçı, herkes vesaire olmaz. Yani o zaman herkes müzisyen olmaz. Çok teşekkür ederim. Lütfen bu dengeyi sağlayın arkadaşlar. Siz bu dengeyi sağlarsanız bu ülkenin kültürü, bu ülkenin eğitimi. Çünkü televizyon şu anda tek eğlencesi ülkenin. Evet. Ve Beyaz Cam çok enteresan bir şey. O yüzden çok güzel şeyler sunmak var. Ben kendimi ifade edemedikten sonra yazmışım şarkılar, türküler. Adam benim şarkımı bilmiyor ki başka şeyimi bilmekten. İşte sevgilisi, yok ayağındaki çorap, yok ayakkabısı, yok neredeydi, yok nerede kaçtı. Kimse bomboş geliyor yani. Ben kendim utanıyorum şahsen. Dünyada hayranı olduğum sanatçıların hiç böyle haberlerini izlemek istemem. Bir Sting'in kimle kaçmış, ne yapmış, nerede yakalanmış, alkolü müymüş, ehliyeti mi alınmış. Ben bununla ilgilenmem. Sting nerede konser yaptı, efendime söyleyeyim, kimlerle çaldı. Efendime söyleyeyim, Sting'in hayatı mesela çok enteresan. O kadar meşhur bir adamın yıllardır 3 çocuklu ve iyi bir aile babası olması, karısına aşık olması nasıl bir şey? Bir araştırın bakalım bizim Türkiye'dekiler de. Ve Deniz Seki aşkları ilan edildi edileli sahne partileri doldular birbirlerine. Oo, sahnede samimiyet had safhada. Ne diyelim efendim, Allah muhabbetlerini artırsın onların. Biz şu yakında çıkacak olan muhteşem Deniz Seki albümünden Adaletsiz Seçim düetine kulak verelim. Şarkılara kısa bir mola verelim, Deniz'le Hüsnü'yle keyifli bir sohbet gerçekleştirelim.
Efendim bizim aşıklar artık kaçıp göçmüyorlar. Aksine göğüslerini gere gere kameralar karşısına çıkmaktan keyif aldıklarını da söylüyorlar. Bir restorandan çıkarken ya da herhangi bir yerden çıkarken girerken görüntülenmektense sahnede görüntülenmek çok daha güzel. Hoş oluyor bizim için. İnşallah böyle görüntüler veririz. İş için kamera önünde olmaktan keyif aldığını söyleyen Hüsnü'nün hemen ardından Deniz giriyor devreye. Hem de sevgilisini tamamlayan sözleriyle. Hayatı paylaşmaktan daha kolay. Çünkü bizim işimiz değil mi? Evet. Efendim bir itiraf var Deniz tarafından sırada. Taze evliler Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın düğününe Hüsnü'süyle el ele kol kola giren güzel kadın öyle bir itirafta bulunuyor ki. Bunu çok samimi itiraf etmek istiyorum. Belki Hüsnü de ilk defa duyacak. Arabadan inerken şöyle bir şey hissettim. Ya biz ne kadar kaçak göçek yaşarken, ne kadar zor şartlar altında yaşadığımız şeyin arkasında dururken şimdi ikimiz bir arkadaşımızın düğününe el ele gidiyoruz. Bu bir yanardağın içinden çıkmak gibi bir şey. O zaman ya ölürsün ya düğün, ya ateşsin ya külüm. Sohbet tam gaz devam ediyor Kıbrıs'ta. Deniz, Hüsnü'nün vazgeçemediği araba tutkusundan da oldukça dertliymiş meğerse. Ben aldırmıyorum ama alırsa da kızmıyorum çünkü... Nasıl yani ya? Ben araba alırken kimseden izin almam. Sakın ha. Yanacaksak aşkımız için, yanalım biraz da ne çıkar?